أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلى الله عليه صلوا على, على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلى الله عليه صلوا على, على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلى الله عليه محمد Allah Teala ve tekandes, Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Recep-i Şerif ayında, bu Rabbimizin ayında, bu manevi iklimde yolumuza devam ediyoruz. Tabi Rabbim Celle Celaluhu bu ayın feyzinden, füyüzatından, bereketinden cümlemizi müstefide eylesin. Hakikaten öyle kıymetli bir ay ki, efendim, kandil gecesiyle giren ve girdi ve neyle çıkacak? Miraç gecesiyle de efendim uğurlayacağımız bir efendim mübarek ay. Tabi Recep-i Şerif ayında sonlarına doğru yaklaşmaya başladık ve önümüzde de Miraç gecesi efendim yaklaşıyor. Malumunuz önümüzdeki pazar gününü pazartesiye bağlayan gecede Miraç gecesidir. Dolayısıyla çok kıymetli bir gecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biri olan İsra ve Miraç hadisesinin efendim vuku bulmuş olduğu bir gecedir. Rabbim Celle Celaluhu o gece hürmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl efendim miraca çıktıysa Rabbim bizlere de ruhani miraç inşallah nasip eylesin. Namazlarımızı da miraç eylesin. Artık miraç nedir yani kulluğun bir manada son noktası. Dolayısıyla işte bu Allah'ın ayında Allah'ın kulları olarak inşallah biz de kulluğun zirvesine çıkıp böylece bu ayı uğurlayanlardan oluruz inşallah. Rahman. Evet kıymetli kardeşlerim, miraç hadisesi tabi ayetle sabittir. İsra olayı, İsra diye bir süre vardır zaten biliyorsunuz. Ve meşhur bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada neler yaşadı, neler gördü, hepsini ne yapmaktadır bizlere beyan etmektedir. İnşallah bizler de dilimizin döndüğünce, vaktimizin de müsaade ettiği ölçüde, efendim yüzeysel olarak şöyle bir miracı anlatmaya gayret edelim. Tabii mirac olayı çok aslında geniş bir olay, çok efendim detaylı bir konu, saatler sürer ama inşallah efendim anlatabildiğimiz kadar anlatırız, en azından yüzeysel olarak yetiştiremediğimiz yerde de inşallah önümüzdeki haftada efendim kaldığımız yerden devam ederiz. Evet kıymetli kardeşlerim, hicret, e, affen mirac, hüzün senesinde vuku bulmuştur. Hüzün senesi nedir diyecek olursanız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz o sene yani biatetin 10. Efendim, senesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göreve başladığından sonra e, 10. senesinde iki tane büyük acı kaybı vardır. Bunlardan bir tanesi ona her zaman hamilik yapmış olan efendim, Ebu Talip. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi çocuklarından bile fazla sevmiş. Ona böylesine efendim kıymet vermiş. Her zaman yanında olmuş ve ona hamilik etmiş. Dolayısıyla Ebu Talip yani inanmamasına rağmen Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmemiş olmasına rağmen ne yapmadı? Karşısına geçmedi, yanında durdu, hamilik yaptı ve ona adeta kol kanat gerdi. Onun ardında durdu. Tabi bir ara geldiler Ebu Cehiller dediler ki, bak dediler senin yeğenin dediler bizim putlarımıza küfrediyor, bizim dinimize sövüyor. Yani dediler artık bu efendim çok ileri gitti, ya dediler yeğenini bu davadan vazgeçir ya da dediler seni de ne yapacağız karşımıza alacağız. O zaman dediler senin de işimiz var sen de uğraşırız. Bunun üzerine Efendim sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ebu Talip dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Durum böyle böyle. Yani senin bu davan bu derdin eğer geçici bir heves ise işte artık hevesini aldın. Yani artık bu işi bırak. Bak dediler senin yüzünden Efendim bu e, Mekke dinileri gelenleri O Mekke müşrikleri yani e, Bana geldiler Adeta aba altından sopa gösterdiler Beni tehdit ettiler Eğer sen dediler ona vazgeçirmezsen Yani bu davasından vazgeçirmezsen Veya sen efendim Onun yanından ayrılmaz Onu bırakmazsan E bu sefer dediler Seni de karşımıza alırız Onun için dedi Sen dedi bu işi bırak Tamam artık hevesini de aldın yani daha fazla bu meseleyi uzatmanın bir manası yok demeye getirdi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Malumunuz olduğu üzere ey amuca vallahi bir elime güneşi bir elime ayı, ayı verseler yine de bu davadan vazgeçmem buyurdu. Tabi Ebu Talib bunun üzerine He, belki de yeğeninin böylesine bu kadar kararlı, bu kadar istikrarlı, bu kadar kesin bir şekilde bu davaya gönül verdiğini belki de ilk defa anlayacak. Yani yeğeninin ne kadar boyutlu bir efendim şahsiyet olduğunu, ne kadar idealist, efendim nasıl bir şekilde bu davaya gönül verdiğini, kelle koltukta bu davayı son nefesine kadar devam ettireceğini işte o zaman anladı. Bunun üzerine ne dedi? Ey yeğenim dedi. Madem öyle, öyleyse yoluna devam et. Benim de şu başım, şu yastıktan toprağa ininceye kadar, ben ölünceye, son nefesimi verinceye, kabre ininceye kadar ben de senin arkandayım dedi. Sana el uzatan bana el uzatmıştır dedi. İşte amcası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böylesine sahip çıktı. Yani hakikaten burada çok büyük dersler var. Burada çok büyük ibretler var. İman etmiş olmamasına rağmen, he? o da bir müşrik olmasına rağmen ne yapıyor? Her ne kadar efendim kalmiyet kavmiyet gayretiyle de olsa, değil mi? Yani o kendi yeğenidir, kendi kavmindendir, kendi kanındandır da olsa neticede İslam'a böylesine sahip çıkıyor. İslam'ı tebliğ ve davet eden Allah'ın Habibine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme böylesine arka çıkıyor ve sana el uzatan bana el uzatmıştır diyerek son nefesine kadar efendim gelen bütün baskılara, bütün eziyetlere adeta göğüs geriyor. Yani bugün Müslümanlara İslam'ı böylesine tebliğ ve davet noktasında efendim yaymaya çalışan efendim ulemaya, sülehaya neyse He, böylesine sahip çıkan, böylesine destek olan, arka çıkan, makamıyla, mevkisiyle, parasıyla, puluyla, ortamıyla, bir takım imkanlarıyla merak etmeyin. Ey Müslümanlar yolunuzda yürüyün. Size el uzatan bana el uzatmıştır diyen kaç kişi var acaba? İşte bu Talip böyle bir adam. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme her yönden adeta kalkan olmuş ve onun varlığı sebebiyle de Efendim sallallahu aleyhi ve selleme İstedikleri gibi zulmedemiyorlar, istedikleri gibi baskı yapamıyorlar. İşte Ebu Talip o sene vefat ediyor. Tabi çok kısa aralarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat arkadaşı, aynı zamanda dava arkadaşı Hatice radıyallahu anha annemiz de vefat ediyor. Hatice annemiz çok devasa bir şahsiyet başlı başına bir konu, başlı başına anlatılması gereken çok yüce bir şahsiyet. Mümine hanımların örnek alması gereken bir şahsiyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her zaman yanında. Daha kimse iman etmemişken o iman etmiş ve Muhammed Mustafa'nın yanında ilk iman eden kadın ve ilk iman eden insan olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasından gelince Nurdağ'ındaki Hira mağarasında hani zaman zaman o Mekke'nin şirk pisliğinden kurtulmak için inzivaya çekilirdi ya. He? Hira mağarasına giderdi ya. işte orada Cebrail Aleyhisselam'ı yaradılış hasliyesiyle gördüğünde ve işte ilk vahyi aldığında geldiği zaman titriyordu ya. Beni örtün, beni örtün buyurmuştu ya. işte örten kadın, onun yanında olan kadın. Korkma ya Muhammed. Korkma sana bir şey olmaz. Çünkü sen çok iyi bir insansın. Sen sen akrabalarını gözetirsin. Sen yakınlarını kayırırsın. Sen fakiri fukarayı doyurursun. Aç açıkta kalanlara el uzatırsın. Sen Muhammed Senin asla yalanın dolanın yok. Böyle bir şahsiyetsin. Sana bir şey olmaz. Vallahi Rabbin sana asla bir kötülük yapmaz. Ve amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i götürmüştü de Varaka bin Nevfel ne demişti? İşte Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a gelen namus Ekber sana da gelen aynı melektir. Cibril Aleyhisselam'dır diye peygamberliğini müjdelemişti. Ve hatta ne demişti? Keşke keşke ben de yaşasam da kavmin seni memleketinden çıkardığı zaman senin yanında olabilsem. Kavmin beni çıkaracak mı buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber yok ki He? Böyle tebliğ ve davet yapacak da Allah'ı anlatacak da insanlara hakkı hakikati efendim, hidayet yolunu gösterecek de o kavmi de ona ne enteresandır ki düşmanlık etmeyecek o beldeden çıkarmaya çalışmayacak. Böyle bir şey vaki olmamış. İşte bu günlerde hep yanında olan ilk Müslüman ilk kadın Hatice annemiz ve tabi çok zengin imkanları var. Yani bugün ithalat ve ihracat yapma durumu efendim e, neyse he, o da böylesine bir ticaret yapıyor. Yani ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. Şam'a efendim kervanlar gönderiyor. Oradan mal getiriyor. Efendim oralara mal gönderiyor. Böyle bir efendim adeta tır filosu var diyelim. Öyle ya, o günün tır filoları deve kervanları. Son derece asil, son derece soylu, He? Onunla evlenebilmek için erkeklerin etrafında pervane olduğu ama kimseye yüz vermediği çok asil, çok kaliteli Mekke'nin eşrafından böyle bir kadın. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman yanında ve bütün malını mülkünü onun yolunda, Allah'ın yolunda, o efendim, uğurda İslam davasında harcadı ve işte o annemiz de o sene vefat etti. Artık görüşmek mahşere kalmıştı. Böylesine iki efendim Muhammed Mustafa'nın hayatında çok büyük yeri olan, çok önemli yeri olan iki şahsiyet ahirete irtihan edince elbette o sene hüzün senesi oldu. Tabi daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir teselli olması açısıyla teselli derken manevi teselli çünkü Mekke'de tebliğ, davet, vaaz, sohbet, sohbet ama Ebu Cehiller, Asmin ve ne yapmıyor? Yola gelmiyor, iman etmiyor. Düşmanlıklarını her geçen gün daha da arttırıyorlar. Ve tabii bu Talibin vefatından sonra baskılar daha da arttı. İşte bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e de gitmişti malumunuz. Orada belki o Sakif oğullarından He, yani anne tarafından, dayılarından belki bir destek görür, iman ederler düşüncesiyle oraya gitti. Ama orada da ne yapmadılar? iman etmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan da bir manada eli boş dönmüş oldu. Yani bu gibi musibetler diyelim, bu gibi sıkıntılar ard arda gelince elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir davayı omuzlanmış buyurduğu üzere bir eline güneşi bir eline ay verseler elbette bu davadan vazgeçmeyecek ama e beşeriyet icabı da tabi tab ne olabiliyor? İnsan üzülebiliyor. He? İnsan bunları tabi efendim yani ağlayabilir, gözyaşı dökebilir, üzülebilir, dertlenebilir. İşte hüzün senesinde Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibine bir teselli olsun babından bir yönden bir teselli olsun, bir yönden de nice ayetlerini he, efendim göstermek efendim için ne yaptı? Miraç davetiyle Habibini davet etti ve onu Miraç davetiyle şereflendirmiş oldu. Evet onu taltif edecek, lütufta bulunacak bu maksatla recep Şerif ayının 27. gecesinde Miraç davetiyle şereflendirdi. Evet tabi yani Miraç nedir derseniz Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmesi oradan da uruc edip göklere yedi kat semaya efendim çıkarıyor. Oradaki peygamberlerle görüşüyor ve efendim yedinci kat sema oradan işte sidretül münteha inde sidretül münteha indeha cennetül mevva cennetül mevva'ya da sidretül müntehadan giriliyor oradan giriliyor. Ve Mevla Habibine cenneti gösterdi, gezdirdi. Cehennemi gö efendim, e gezdirdi ve oradan arşı kürsüyü de geçip bilinmeyen makamlarda şekilden şemalden münezzeh, keyfiyetten ağrı olarak aşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görür ümmeti inşallahurrahman. Böyle bir davet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir beşere nasip olmamış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da hiçbir kimseye nasip olmayacak. Böyle bir devlet, böyle bir efendim davet. Tabi bu davetin iki kısmı var. Bunlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e götürmesi. Bu nedir? Bu İsra dediğimiz olaydır. Tabi bu nedir? Ayetle sabittir. Ayet-i Kerime'de İsra Suresinin birinci ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu? Esra bi amdihi minel mescidil haram ilel mescidil aksa. O zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki gece kulunu yürüttü. Nereden? Minel mescidil haram, mescidi haramdan ilel mescidil aksa. Mescid-i Aksa'ya yürüttü. İşte bu ayeti kerimeyle sabittir. Oradan öteye de ne diyoruz? İkinci kısım. Ona da ne diyoruz? Miraç diyoruz. Efendim o da tabi meşhur hadis-i şeriflerle sabittir. Anlatılmıştır. Detaylı bir şekilde malumatları hadis kitaplarında efendim vardır. Evet kıymetli kardeşlerim. İnşallah tabi Miraç gecesinde neler olmuş neler bitmiş. Kısaca yüzeysel olarak ayetlerin ışığında, hadis-i şeriflerin ışığında, dilimizin döndüğünce, vaktimizin el verdiği efendim, müddet içerisinde anlatmaya gayret edelim. Ve bizler de inşallah böylece ilmende olsa bir miraç yapmış olalım. Ama tabii önce şunu arz etmek istiyorum. Mesela Allah'ın Teala Celle Celaluhu bunu beyan eden ayeti kerimede, hatta bu sureye, İsra suresine bakın neyle başlıyor? Sübhanellezi böyle başlıyor. Sübhanellezi o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki. Yani tesbihle başlıyor, tenzihle başlıyor. Tenzih ediyor. Neden tenzih ediyor? Hani anlatacak Habibini efendim mescidi, efendim haramdan mescidi Aksa'ya götürdü ya. He? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelince anlatacak başından neler o geçti neler efendim hadiseler cereyan ettiğini e, dolayısıyla Miraç dendiği zaman Mevla ile görüşmeye gidildiği için He? Nereye gidiyor? Yedi kat semanın da fevkinde, arşın da kürsün de ötesinde, bilinmeyen makamlarda. Oraya bugüne kadar hiçbir mahlukat çıkmamış, hiçbir melek gitmemiş. Orada ne olduğunu o güne kadar kimse bilmiyor. Dolayısıyla insanın hatırına şöyle gelebilir. Ha demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığına göre herhalde Allah gökte, herhalde Allah yukarıda. Haşa. İşte böyle zannedilmesin diye Mevla bakın ne buyuruyor? Sübhanellezi o zatı tenzih ederim. Mekandan uzak tutarım diye ne yapmış oluyor? Böylece başlamış oluyor. Evet. Demek ki Allah Ceala Celle Celalü mekandan münezzehtir. Mevla'ya cihet isnad edilemez. Yani Mevla şuradadır, buradadır, yukarıdadır denilmez. Duyuyoruz mesela yukarıda Allah var şahit diyor. Evet Allah şahit olur ama yukarıda denmez ki. Leyse kemit ni şeyün. He? O hiçbir şeye benzemez. Yani öyle yakınlık, uzaklık, gitmek, gelmek. Mevla için bunlar söz konusu değil. Yani bir yerde karar kılmak Mevla için böyle şeyler söz, söz konusu değil. İtikadımızda ne buyuruluyor? Allahu Teala mütemekkinen bir <laughs> mekanin. Allahu Teala bir mekana yerleşici değildir. Dolayısıyla mekan isnat edersen, Allah yukarıdadır dersen, şuradadır, buradadır dersen haşa ve kella o zaman ne yapmış olursun? Benzetmiş olursun. Leyse kemit şeyün o hiçbir şeye benzemez ayetinin hilafına konuşmuş olursun. Ha Mevla Teala tabi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile tekellüm buyurunca he ne buyurdu? En tekema etneyt ala nefsik. Sen kendini övdüğün gibisin ya Rabbi. Yani Mevla'yı övmek, methetmek ne mümkün? He? Bizim gibi aciz kullar ne yapar? Belki öveyim derken ne yaparsın? Haşa ve kella efendim, kötülersin bile. Ama Mevla kendini ne yapmıştır? Zaten bizlere gerektiği şekilde beyan etmiştir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? ''Ente sen kema etneyte ala nefsik'' ''Ya Rabbi sen kendini övdüğün gibisin.'' Şimdi ente nedir? Efendim muhatap sigasıdır. Yani karşında olan bir kimseye söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göklerin fevkinde Mevla'ya ente diyor. Ama diğer taraftan bakıyoruz. Yunus aleyhisselam da balığın karnında, denizin dibinde... Hangi zikri yapıyor? La ilahe illa ente sübhaneke. La ilahe hiçbir ilah yok illa ente. Ancak sen varsın Subhaneke. Seni tenzih ederim ya Rabbi. Yani yine muhatap sigasıyla sen diyor. Göklerin fevkinde de sen diyebiliyorsun. Denizin dibinde de sen diyebiliyorsun. Çünkü Mevla bize efendim, şah damarımızdan yakın. Ama tabii biz ona çok uzağa zahiri dava. Allah bizimle beraber mi? Evet. Ama biz kim kiminle beraberiz? Ayrı dava. Mevla bizde ama biz Leyla ileyiz ayrı dava. Dolayısıyla Mevla efendim demek her yeri ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Evet. Ama şuradadır, buradadır diyemiyoruz, demiyoruz ve mekan isnat etmiyoruz. Dilimiz de alışmış olsa yukarıda Allah var. Ne yapmayalım? Demeyelim kıymetli kardeşlerim. Evet, Peki pekala o zaman niye yukarıda görüştü? He? ha Mevla'nın makamı orasıdır diye değil. Orası öyle bir makam ki orada dedik ya hiçbir beşer daha önce çıkmamış. Hiçbir mahlukun oradan haberi yok. Yani orada neler olduğunu bilmiyor. Sidretül münteha vardır. Hudut ağacıdır, son noktadır, Cibril aleyhisselamın makamıdır. Aşağıdan gelenler ancak oraya kadar çıkmıştır. Yukarıdan gelirse vahide, geldiği zaman ne oluyor? Oraya iniyor. Yine Cebrail aleyhisselam bile oradan öteye, Sidretül Müntaha'dan öteye ne yapamıyor? Geçemiyor. Dolayısıyla işte bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme... He? Verilen önemden ona efendim onun faziletine işaret etmekten ibarettir. Mesele yoksa hiçbir mahlukun efendim bilmediği bir yerde öyle bir makamda görüşüyor ki bu da ne yapıyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini üstünlüğünü he? ortaya koymuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Sübhanellezi o zatı tesbih ederim tenzih ederim ki esra bi abdihi. Kulunu gece yürüttü esra bi abdihi kulunu gece yürüttü leylen leylen tekrar buyuruluyor yani gecenin çok az bir kısmında yürüttü e peki hala yani bu mana nereden çıkıyor he çok az bir kısmında bu işin gerçekleştiği nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor. Esra demek zaten gece yürüttü manası varken tekrar Leyla buyurması şu demek. Elbette gece yürüttü ama gecenin tamamında olan bir hadise değil. Ya gecenin çok az bir kısmında efendim bu iş cereyan etmiştir. Ulemanın beyanına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem milyarlarca seneye sığmayacak hatta bir mucizedir. Efendim mümkün olmayacak olan bu meseleyi He? Tabii ki mucize zaten insanları aciz bırakan demektir. Bu kadar efendim hadiselerin cereyan etmesi ne kadar bir zamanda oluyor? Geldiği zaman efendim sallallahu aleyhi ve sellem daha yatağı soğumamış, abdest aldığı efendim ibrikteki su sallanıyor ya. He, o su efendim, daha sarsıntısı, sallantısı henüz daha durmamış. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde Mevla Habibini Mescid-i Haram'dan alıyor Mescid-i Aksa'ya. Oradan yedi kat semayı geçiyor. Oradan arşı kürsüyü yaşıyor ve bilinmeyen makamlarda Mevla ile görüşüyor. Yani tayy e, tayyi zaman tayyi mekanla Habibine böyle bir davetle, efendim, böyle bir miraç davetiyle müşerref kılıyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Miraç hakikaten önemli. Çok ibretler var. Anlatılacak çok meseleler var. Ama kısa bir ara inşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miraç hadisesini anlatıyorduk. Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibini hem teselli etmek bağımından hem de bir takım ayetlerini, esrarını, cebberut alemini, bir takım efendim ayetlerini göstermek için Habibini efendim miraç davetiyle e, müşerref kıldı. İşte o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku ile uyanıklık arasındayken birden gece tavan yarıldı. Cebrail aleyhisselam geldi, kanadıyla sıvazladı ve miraç davetiyle kendisini müjdeledi. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii çok sevindi, çok memnun oldu. Ve beraberce e, ne yaptılar? Kabe'ye gittiler, tavaf etti, namazını kıldı ve Hicr-i İsmail denilen yerde biraz istirahat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi anlatıyor. Yani Mikail aleyhisselamın da geldiğini, İsrafil aleyhisselamın da geldiğini ve onların da onlarla beraber 70 bin tane melek, onun ardında 70 bin melek, onun ardında 70 bin melek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraç davetiyle müjdeliyorlar. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ameliyat geçirdi. Bir ameliyat derken tabi nasıl bir ameliyat? Öyle neşter yok, bıçak yok, alet edevat yok, kan yok, yara yok. Manevi bir ameliyat, manevi bir operasyon. Göğsünü yarıyor. Cebrail Aleyhisselam efendim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve kalbini çıkarıyor ve sine-i latifini eziyet verecek ne varsa onların hepsinden ne yapıyor yıkıyor tertemiz yapıyor ve ilim ve hikmet dolduruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gönlüne. Tabii yani niçin ameliyat oluyor? Öyle ya. Yani buna ne gerek var? Ama tabii şunu da arz edelim, buna adeta bir bypass diyebiliriz. Evet, burada bypass ameliyatına da işaret vardır diyebiliriz. Adeta bir açık kalp ameliyatı. Bakın ilk bypass'ı yapan kim? Cebrail aleyhisselam. Yardımcı hekimler kim? İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. Ama tabii tekrar kapattıktan sonra dedik ya, kan yok, yara yok, bere yok, alet edevat yok. Böyle bir ameliyat. Zaten bunlar mucize kabilinden olan hadiseler. Ama elbette ne olması lazım? Demek ki bir ameliyat geçirmesi lazım. Niçin? Çünkü öyle yerlere gidecek, öyle makamlara çıkacak, öyle alemlerde, öyle yerlerde bulunacak ki beşeriyet icabı takat getiremeyebilir. Yani tahammül edemeyebilir, bayılabilir, yolculuk yarım kalabilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahyi aldığı zaman e, Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda, orada He, hani e, birinci bölümde demiştik ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen Mekke'nin şirk pistinden uzaklaşmak için orada ne yapardı? İnzivaya çekilirdi. İşte Cebrail aleyhisselam ilk vahyi getireceği zaman, düşünün yani o seher vaktinde, o karanlıkta, o mağarada, dağın tepesinde Cebrail aleyhisselam yaratılışı asliyesiyle, asıl suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözüküyor. 600 tane kanadı olduğu rivayet ediliyor ve bütün kanatlarını açmış. Şarktan garba kadar ufku tamamen kaplamış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu manzarayı görünce elbette ne yapıyor? Tahammül edemiyor. Beşeriyet icabı bayılıyor. Ama tabi bunu söylerken Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir beytini de buraya ilave etmeden geçmeyelim. Zira o peygamber aşıkları He? O işte Mevlana Celaleddin Rumi kadresh Allahu. Bu meseleyi anlatırken yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam'ı yaradılmışahsiyetiyle görünce bayıldığını söylerken insanlar şöyle zannedebilir. Ha demek ki efendimiz bayıldığına göre Sallallahu Aleyhi ve Sellem demek Cebrail Aleyhisselam efendimizden daha mı üstün? zannetmesinler diye ne yapıyor? Hemen bir beyt ilave ediyor ve buyuruyor ki Ahmet erbi kuşa yeten pervi celil ta ebed binuşmanet cebrail evet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ı görünce bayılmıştı ama hemen ayılmıştı diyor. Şayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet ve nübüvvet kanatlarını açacak olsaydı eğer Cebrail aleyhisselam onu görecek olsaydı bayılırdı da ta ebed bin uşmane Cebrail kıyamete kadar bir daha ayılamazdı diyor. Evet. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle makamlara çıkacak, öyle yerlere gidecek ki he, beşeriyet icabı tahammül edebilmesi için demek böyle bir ameliyat gerekiyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sidretül müntahada ki Cebrail aleyhisselamın makamıdır orası. Orada görünce yani yine yaratılış asli, e, asliyesiyle gördü ama o zaman bayılmadı. Neden? Çünkü ameliyat geçirmişti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam defalarca geldi, binlerce kere geldi ama asıl suretiyle gözüktüğü yerler efendim nadir. İşte buraları, işte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ameliyattan sonra yoluna devam ediyor. Burak getiriyorlar, Burak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculukta, kullanacağı bir takım binekler var. Bunlardan birisi de Burak'tır. Hadis-i şeriflerde detayını da veriyor, anlatıyor. Ben bu kadar detaya girmeyeceğim çünkü zaten vaktimiz çok dar. Ama şu kadarını söyleyeyim. Efendim merkepten biraz büyük, katırdan biraz küçük. Dolayısıyla öyle özellikleri var ki gözünün gördüğü yere ne yapabiliyor? Adımını atabiliyor. Yani nereye bak, baktığın zaman nereye, neresini görürsün? Yani ufuk çizgisini, Görebilirsin. E şimdi orayı gördüğün zaman adımını oraya atınca, e oradan bakınca ne kadar görürsün, bir o kadar daha görürsün. Demek ki bakın ne kadar hızlı olduğunu, efendim bu şekilde de ifade etmiş oluyor. E tabi bir özelliği de diyelim ki bayır çıkacak, bayır çıktığı zaman arka ayakları yükseliyor, bayır indiği zaman da ön ayakları yükseliyor. Yani amortisörlü araç gibi üzerindeki binicisini rahatsız etmemeye göre programlanmış böyle bir binit ve onunla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam ediyor. Tabi yolda bir takım hadiseler oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam ya Muhammed burada in namaz kıl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iniyor namaz kılıyor. Diyor ki ey Cibril burası neresi? Burası diyor hicret edeceğin yer. Medine. O zaman Yesrib, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, Medine-i Münevvere olacak, orası nurlanacak, bir müddet gittiği zaman burada da namaz kıl ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da namaz kılıyor. Burası neresi? Burası da diyor ki Tuğru Sina'dır. Dolayısıyla bir takım sesler duyuyor. Sağından bir ses duyuyor, solundan bir ses duyuyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem iltifat etmiyor, yoluna devam ediyor. Bir kadın takmış, takıştırmış, süslenmiş, püslenmiş boyalar, rimeller, rujlar, her tarafı boya küpü adeta. O da diyor hele bir dur ya bir şey söyleyeceğim biraz bekle. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam ediyor. Meze ve ma Ne gözü kaydı ne kamaştı. Gözü sağa sola kaymadı. Çünkü bir ideali var, bir hedefi var. Gittiği bir yer var. He? Çünkü ne yapıyor? Mevla'ya gidiyor. Mevla'ya giderken bu yolda sağa sola bakarsak, değil mi? Bir hedefin Olmazsa eğer Allah muhafaza cayarsın, kayarsın. Bu dost doğru yoldan efendim, patika yollara sapabilirsin. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Bunlara hiç iltifat etmiyor. Yoluna devam ediyor. Demek biz de ne yapacağız? Böyle olacağız. İslam yolunda, hizmet yolunda, bu davada Allah yolunda ilerlerken sana bir takım şeyler söyleyebilirler. Efendim seni tahkir edebilirler. Seni yoba, seni gerici. Efendim bu kadar da olmaz ki canım. Ne kadar da efendim aşırı gidiyorsun. Böyle de bir laf var ha. He? Biraz fazla efendim e, hassasiyet göstersen, takva olmaya çalışsan ne diyorlar? O bu da çok aşırı gidiyor. Ne demek aşırı? Aşırı ne demek? Desene buna iyi Müslüman, desene buna dört dörtlük Müslüman, elinden geldiği kadar yaşamaya çalışıyor demiyor da. Aşırı diyor. Niçin? Tahkir etmek için. Onun doğru olmadığını ifade etmek için. Yoksa bir işi iyi yapan bir adama ne derler? Bu işin uzmanı derler. Bu işin ustası kompedanı derler. Sen de öyle desene ya. He? Onun için bir takım laflar ne yapmasın? Seni yolundan caydırmasın, kaydırmasın. Özellikle ilim tahsil eden kardeşlerim. Özellikle din ilimleri tahsil edenler. Hani bir söz vardır denilir ya. Küllü şey men'un el-ilmü men'un. Her şeyin bir manisi vardır, engeli vardır ama ilmin pek çok şey pek çok manileri vardır. Yani ilim tahsil etmek istiyorsun, herkes engel olmaya çalışır. Herkes bir şey söyler. Nefis bir taraftan, o da ayrı. He? Ne yapmayacaksın demek ki? işine bakacaksın. Yoluna devam edeceksin. Gözün sağa sola bakmayacak. Milletin lafını duymayacak. Senin idealin, hedefin, davan neyse o yolda yürüyeceksin. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bu konuda cümlemizi muvaffak eylesin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmadı? Hiç onlara iltifat etmedi, itibar etmedi. Tabi sordu, ey Cibril bunlar kimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii onları tarif etti. Yani bir takım efendim dünya hallerini, ahiret hallerini dünya e, misaliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla gösteriyor. O dedi seslenenlerden biri Yahudi'ydi. Eğer dedi ona meyledeydin, eğer duraydın dinleseydin, ümmetin dedi Yahudiliği hep derdi. Allah muhafaza. Öbür seslenen Hristiyandı. Eğer ona meyledeydin, eğer durup dinleseydin, he? Senin ümmetine efendim Hristiyanlığa meylederdi. Ama durmadığına göre, iltifat etmediğine göre bu ümmet dinini bırakmayacak. Bu ümmet İslam'dan taviz vermeyecek. İslam'dan vazgeçmeyecek. Her ne kadar hatalarımız olsa da, her ne kadar yanlışlarımız olsa da He? Yıkılabiliriz. Tökezleyebiliriz. Efendime söyleyeyim. E, bir takım eksiklerimiz, noksanlarımız olabilir. Hataya düşebiliriz. isyana bulaşabiliriz. Ama yeniden kalkarız. Silkiniriz. O tevbe kapısını açık buluruz. Rabbimize yönelip, niyaz ederek dost doğru sıratı müstakim üzere yolumuza devam ederiz. Bu demek. Bu ümmet demek ki he? Öyle Yahudiliğe, Hristiyanlığa kaymayacak, meyletmeyecek. Tek tük böyle efendim e, kimseler de olabilirse de istisnalarda kaideyi bozmaz. O gördüğün kadın ise kimdi? O da dünya idi. Yaşlı, bunamış, koca karı olmuş. Yaşlandıkça süsünü artırıyor. Yaşlandıkça zinetini artırıyor. Boyalar, efendime söyleyeyim, e, makyajlar, rujlar, şunlar bunlar. Yani güzelleşmeye çalışıyor. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman, ne diyor biliyor musun dünya? Ey Adem diyor, sen benim gençliğimi bir göreydin diyor. ya Adem Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman bile dünya kocakarı yaşlıydı, bunamıştı. E şimdi hakikaten yaşlandıkça, sonu geldikçe, ölümüne doğru kıyamete yaklaştıkça, daha da efendim hakikaten binalar göktelenler, Mamur ediliyor, abad ediliyor. İşte bu da dünyanın süsü ziyneti demek ki. Eğer ona duraydın, meyledeydin, senin ümmetin de hep dünyaya meyledecekti. Hoca efendi biz dünyaya meyletmedik mi şimdi? Ha şimdi biz kendimize bakarsak değil mi? Bugünkü ortama bakarsak aldanabiliriz. Sadece efendim peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bizden ibaret değil ki. O ashab-ı kiram değil mi? O aşere-i mübeşşere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları o Abdurrahman İbni Avflar radıyallahu anh. Ne cömert adamdılar. Ne büyük şahsiyet idiler. İşte yani Medine'ye o zaman tabi bugünkü gibi marketler efendim yok. Büyük alışveriş merkezleri AVM'ler şunlar bunlar yok. Ya ne yapıyor? İki ayda, üç ayda bir deve kervanları geliyor. İşte Şam'dan, şuradan, buradan, efendim Erzandan yiyeceğinden, içeceğine kadar her şey o kervanlarla beraber geliyor. Ve insanlar onlardan alışveriş yapıyorlar. Yani o kervanlar geldiği zaman da insanlar şenlik yapıyorlar, sokaklara dökülüyorlar. Teflerle, ilahilerle he, bir takım şenliklerle bunu da ne yapıyorlar? Kutluyorlar ve bütün şehir anlıyor ki kervanlar gelmiş. İşte Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh, deve kervanları geldi Medine'ye. 700 tane deve. Elbise dolu, kumaş dolu, yiyecek dolu. Ee, yani cıngıl cıngıl, erzakla, efendime söyleyeyim, e eşya ile dolu. Medine ayakta, Medine sokakta. Gürültüler, eğlenceler, şenlikler. Ses geliyor Ayşe annemize radıyallahu anh. Sordu bu nedir? Dediler böyle böyle. Ey müminlerin annesi. Dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hakkında demek ki doğru buyurmuş. Deyince bu söz tabi geldi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh kulağına. Hemen koşarak geldi. Ey müminlerin annesi benim hakkımda böyle bir söz buyurmuşsunuz. Resulullah efendim Abdurrahman İbni Avf hakkında söyledikleri doğruymuş buyurmuşsunuz. Ne buyurdu Resulullah benim hakkımda? İşte dedi malın mülkün çok ya. He? Hani Müslümanlar Cennete girecek olanlar, zenginler fakirlerden 500 sene ne yapacak? Sonra cennete girecek. Niçin? E hesabı var, kitabı var, malı var, mülkü var. Öyle ya bugün bile, bugün bile mesela sıradan bir esnaf, küçük bir esnaf ne yapıyor? Efendim sıradan bir işletme defteriyle muhasebesini tutabiliyor. Veya bir muhasebeci onun gibi Efendim 100 tane, 200 tane defteri ne yapabiliyor? Tek başına bakabiliyor. Ama öyle firmalar var, öyle holdingler var. Yani 150-200 tane muhasebeci lazım ki ondan hesabını tutabilmek için. Ha şimdi bu dünyada bile malı mülkü olan hesabı çok oluyor da cennete girerken malı mülkü çok olan hesabı çok olmaz mı? Fakirler elbette 500 sene ne yapacak? Daha önce girecek. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Abdurrahman bin Avf emekleyerek cennete girecek. Bunu duyunca o büyük sahabi ağlamaya başladı. Ey müminlerin annesi, ey dedi kardeşler hepiniz şahit olun ki şu 700 tane devenin hepsini üzerindeki yükleriyle, erzaklarıyla, eşyalarıyla ve palanlarıyla beraber Mekke'nin fakirine, fukarasına, garibine, kurabasına hibe ediyorum, infak ediyorum. Efendim İnşallah şimdi koşarak cennete girerim diyor düşünebiliyor musun? He? 700 deveyi o eşyalarıyla birlikte Allah yoluna infak ediyor. Yani dünya neymiş be? Dünya malı neymiş onlar için? Elinin tersiyle öyle bir vuruyorlar ki, öyle bir tekme atıyorlar ki ona adeta kaleciyi ters köşeye yatıran o profesyonel efendim futbolcu gibi diyelim şeytanı ters köşeye yatırıyor. Gördün mü bak dünyaya meyletmeyen adamlar var. Sahabe-i kiram döneminde he? namazın vaktini bana geçirtecek diye o hurma bahçelerinde bakıyor hurmalar böyle efendime söyleyeyim küp gibi sarkmış aşağı öyle verim vermiş o nehirler o dereler yani ona bakarken neredeyse namaz vakti geçecek. Diyor ki bana namaz vaktini geçirecek mal istemiyorum. Geliyor efendim sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ve Resulüne hibe ediyorum diyor. O malı elden çıkarıyor ya. Şimdi adam iki tane müşteri gelecek diye camiye gitmiyor adam. Dükkanı kapatmıyor. Hem de cuma namazını namazında. Yani nereden nereye gelmiş, değil mi? Ha sen bana bakarsan, sana bakarsan, biz böyle bugüne bakarsak o zaman aldanabiliriz. Evet, maalesef şimdi yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, din de gitti, dünya da gitti elimizden demiş yani. Ama böyle zatlar bugün de var mıdır elbette? Her zaman Böyle insanlar mutlaka var. Ama tabi kıyamete yaklaştıkça maalesef biraz daha dünyevileşme temayülü maalesef artıyor. Ama işte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem demek ki ona durmayınca, meyletmeyince ha bu ne demek oluyor? Ümmetin demek ki dünyaya böyle toptan meyletmeyecek. Rabbim Celle Celaluhu bizi de onlardan eylesin. Şey efendim dünyaya meyletmeyen... He, dünyaya tenezzül etmeyen veya şöyle diyelim ahiret işiyle dünya işi çakıştığı zaman ahiret işini tercih edenlerden eylesin Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi inşallah ve tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya geliyor Kudüs orada tabi peygamberlerin bütün peygamberlerin ervahı orada hazır hatta bakın ne deniyor? Enbiya ervahı karşı geldiler. Mustafa ya İzzet, ikram kıldılar. Pes mihraba ol hayrul enam. Enbiya ervahına oldu imam. Bütün peygamberlerin ruhlarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Ve oradan ve oradan bakıyor e, sahra denen o kaya parçasının üzerinden göğe bir miraç merdiveni. Miraç zaten merdiven demek. Efendim e, koyulmuş ve böylece bir miraç merdiveni yükseltilmiş. Tabi bu arada şunu da arz edelim. Yani miraç mucizesine şahit olan o topraklar efendim hakikaten çok kutsal, çok mübarek. Hani mevla buyuruyor ya etrafını mübarek kıldı o yere Mescid-i Aksa'ya. Habibini götüren Allah Celle Celaluhu. Oraları ne yaptı? Mübarek kıldı. Kur'an ayetiyle tabit. Dolayısıyla orada yaşayan mazlum, mağdur kardeşlerimiz var. Siyonist. Neler etti onlara o Siyonist Yahudiler? He? Aklına geldiği zaman bombalıyor. Aklına geldiği zaman, efendime söyleyeyim, oraları yer ile yeksan ediyor. Genç demeden, yaşlı demeden, çocuk demeden, bebek demeden, sivil demeden. Değil mi? Yani taş taş üstünde bırakmadıkları efendim ee, zamanlar oldu. O misket bombaları, o efendime söyleyeyim bombalamalar. Neler ettiler o Gazze'de? Rabbim Celle Celaluhu oradaki kardeşlerimize de yardım eylesin. O efendim e, Miraç gecesi hürmetine, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, o Siyonist Yahudi belasından Rabbim Celle Celaluhu oradaki kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Yani Miraç gecesini idrak ederken he o kardeşlerimize de dua etmeyi ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Evet, İslam coğrafyası elbette kan ağlıyor. Hakikaten Müslüman kanı Fırat oldu, Dicle oldu. Yani bir dur diyen yok. Rabbim İslam coğrafyasında akan kanları durdursun inşallah. Akan gözyaşlarını dindirsin. Rabbim İslam coğrafyasındaki o alevi ateşi bir an önce söndürsün inşallah. Ama tabi Miraç gecesinde özellikle oralardan da bahsederken, he? Miraca şahit olmuş o topraklarda yaşayan mazlum ve mağdur Müslümanları da unutmamak lazım. Dua etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Evet, Miraç merdiveni tabanı Sahra'da Tavanı semada. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtalarından bir tanesi de bu. Yani bir asansör, merdiven. Merdivenleri gümüşten, direkleri yakuttan, inciden. Öyle güzel ki, Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam ne buyuruyor? Hüsnü Cemal'de ondan daha güzelini görmedim diyor. Yani o kadar güzel ki, hatta bir vaatte ne buyuruluyor? Bir mümin vefat edeceği zaman he ruhu çıktığı zaman ne yapar? O Miraç merdiveninden öyle ne abar semaya doğru yükselir. Çünkü o efendim semaların kapısı vardır. Sema kapıları ve Hafidna min külli şeytani'r racim. Her kovulmuş şeytanın şerrinden Allahu Teala o kapıları korumuştur. İşte o kapılardan ne yapacak? Müminin ruhu o Miraç merdiveninden çıkıp ve böylece semaya yükselecek. İşte Oraya bakarken onun güzelliğini temaşa ederken ruhun çıktığını, acısını ne yapmayacak, duymayacak ve onun arkasından adeta böyle bakacak. Bazıları böyle hani gözü açık gider bir tarafa bakıyor. Aslında o ruhun, giden ruhun peşinden bakıyor. Oradan çıkacak efendim. E, sema kapılarından yoluna devam edecek. Nitekim Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayet-i kerimede o semanın kapısından da bahsediyor. Ve ne buyurdu Estağfirullah? <Sessizlik> İnnellezîne bir bi âyâtina ve anha. O bizim ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibredenler var ya, la tüfettehu lehum evvâbü sema. Onlara gök kapıları açılmayacak. Ve la el cenne. Onlar cennete giremeyecekler. Hatta yilcel cemelü fî semmil hıyat. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar da cennete giremeyecek Allah buyuruyor. Demek ki semanın kapıları var. Onlara açılmayacak. He? Belki onlar da yükselecek ama bakacaklar iman efendim, olmayınca İmanı da kurtaramamışsa o melekler onları efendim pis kötü kokulu çaputlara sarmışlar orası açılmayacak ondan sonra Allah muhafaza yedi kat yerin dibindeki siccine şeytanların karargahına atacaklar. Naudu billahi teala. Ama imanını kurtardığı zaman onu ne güzel efendim bezlere, mis kokulu libaslara saracaklar. Ve böylece adeta el bebek, gül bebek o miraç merdiveninden o sema kapıların açılacak. Ve ne yapacak? Yoluna devam edecek. Cennete kadar ulaşacak. İnşallahurrahman. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Rabbim imanla yaşamak, imanla ölmek cümlemize ikram eylesin. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim cümlemizi inşallah efendim... Ee, cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Teala'ya çıkıyor. Miraç randevusu efendim üzere her katta bir peygamberle görüştüğünü de o meşhur hadis-i şerifte beyan ediyor. Yani birinci kat semada Adem Aleyhisselam ile görüşüyor, selamlaşıyor, yoluna devam ediyor. İkinci kat semada iki teyze oğlunu gördüğünü beyan ediyor. İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam. Ve devam ediyor üçüncü katsama. Yusuf Aleyhisselam. O güzeller güzeli He? Yusuf Aleyhisselam 3. kat semada onunla da görüşüyor onunla da konuşuyor selamlaşıyor ve yoluna devam ediyor. İdris Aleyhisselam'ı da 4. kat semada gördüğünü beyan ediyor. Ve rafa'nâl mekâne ya Mevla buyurdu. Biz onu ali bir mekana yücelttik. İşte o ali mekandan biri de 4. kat sema. Geçen hafta da İdris Aleyhisselam ile alakalı efendim anlatmış idik biliyorsunuz. Yani cennete girişini o ali mekandan bir tanesinin de ulemanın efendim e, beyan ettiği üzere cennet olduğunu geçen haftaki sohbetimizde sizlerle paylaşmış idik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi yoluna devam ediyor. 5. kat semada Harun aleyhisselam, 6. kat semada Musa aleyhisselam ki Musa aleyhisselamı da tabi tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selamlaşıyor, görüşüyor, konuşuyor ve yoluna devam ederken Musa aleyhisselam ağlıyor. Ona dediler: "Niye ağlıyorsun?" Dedi: "Nasıl ağlamayayım ki? Ben o kadar Rabbimi görmek istedim, bana nasip olmamışken Mevla ona onu bizzat kendi davet ediyor. He? Hem onun ümmetinden cennete girenler, benim ümmetimden cennete girenlerden çok daha fazla olacak. Evet nitekin bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ehlül cenneti inşrune ve miyetü saffin. Cennet ehli 120 saf olacak. 120 saf cennete girecek olanlar. Ama tabi bu saflar senin namaz kıldığın caminin safı gibi değil ha. He? Yani nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Allah bilir. Yani düşün, e, cennet ehli 120 saf, bir vaat 124 bin, bir vaat 224 bin peygamber gelmiş. Tabii asal sayısını Allah bilir. O peygamberlerle beraber ümmetinin tamamı. He? Hepsi ne yapıyor? 120 saf yapıyor. Ama bakın Hazreti Şerif'te devamında buyuruluyor ki Femanune minha min hadihil ümme O 120 safın 80 safı benim ümmetimden olacak ve erbaune min sairil ümem 40 safı da diğer sair ümmetlerden olacak. Yani bütün ümmetlerin, bütün peygamberler ve ona inanan ümmetleri hepsini toplasan 40 saf ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Onların iki katı yani 80 saf olacak. Rabbim o saflarda yerimizi almak nasip eylesin. Ha nasıl alacağız o saflarda yerimizi? He? İşte o saflarda yerini almak isteyen ne yapacak? Cami saflarında yerini alacak. Vaazlarda, sohbetlerde, hayır işlerinde Rabbinin yolunda yerini alacak o yolda yürüyecek ki ahirette o saflarda yerini alabilsin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de o cennet saflarının en önünde He, peygamberlere en yakın yerde dostların hemen ardında onlarla beraber Rabbim Celle Celaluhu bizlere de yer ikram eylesin, ihsan eylesin. Ve oralarda olmak için şu dünya hayatında neler yapmamız gerekiyorsa onları da Rabbim Celle Celaluhu bizlere becersin inşallahurrahman. Evet 7. kat semada da İbrahim Aleyhisselam var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. İşte diyor kürsüsünde oturuyor. Kürsüsünü Beyt-i Mamur'a dayamış. Beyt-i Mamur ne? Ve tur ve kitabin mesnur fi rakkin menşur vel beyt Beyt-i Mamur'a yemin olsun Allah buyuruyor ya. İşte gökyüzünde meleklerin tavaf ettikleri Kabe'si. Aynısının tıpkısını hatta Mevlana buyurdu. Bir tane de bundan yeryüzüne yapın. Kâbe'yi yaptılar. Adem Aleyhisselam Kâbe'yi tavaf edince melekler ne demişlerdi? Hacim mebrur olsun ey Adem. Biz senden 2000 sene önce bu beyti tavaf ettik demişlerdi. Yani beyti mamur nasıl hoca efendi derseniz Kâbe'yi gözün önüne getir. Boyu, eni, şekli, şemali nasılsa aynısının tıpkısı 7. kat şemada beyti mamur. Yeryüzünde insanlar orayı tavaf ediyor. Gökyüzünde de Beyt-i Mamur'u sema ehli tavaf ediyor. Oradan bir şakül sarkıtılsa tam Kâbe'nin üzerine gelir. Yani Kabe'den yedi kat semaya yukarı kadar hep o yön kıbledir. Kâbe'den efendim yedi kat aşağı kadar hep o yön nedir kıbledir. Beyt-i Mamur Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Baktım diyor 70 bin tane melek her gün tavaf ediyor. Bir tavaf edene de kıyamete kadar sıra gelmeyecek. Allah Allah. Ne alemler var, ne yerler var, ne acayip efendim hadiseler cereyan etmiş. Evet kıymetli kardeşlerim. Vaktimiz doldu. Hatta biraz da açtık herhalde. Anlatacak çok şey var ama inşallah efendim önümüzdeki hafta devam ederiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere de ruhani miraçlar nasip eylesin. Namazımızı miraç eylesin. Çünkü zaten miraç deyince aklına gelir? Namaz gelir. Mevla Teala vahy ediyor. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Habibine gönderiyor. Ama Miraç gecesi bazı ayetler var ki aracısız olarak Cibril Aleyhisselam olmadan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mevla tarafından vahyedilmiştir. İşte bir de bir hediye gelmiştir. O da nedir? Namazdır. Miraç'ta Mevla'dan Habibine, ümmetine hediyedir bu namaz. Rabbimizden bize hediyedir. Onun için gönderenin şanının, kıymetinin, itibarının yüceliğini düşünüp idrak edip o bize gönderilen hediyeye de böylesine sahip çıkmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim hepinizin Miraç gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim o geceyi en güzel şekilde ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor şunu da arz edeyim. Her kim Miraç gecesini ihya eder. Ertesi günde oruç tutarsa yani 27. gün. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece ihya ediyor. Pazartesi günde oruç tutarsa bir rivayet 60 senelik oruç sevabı, ibadet sevabı yazılıyor bir rivayete göre de 100 senelik ibadet cevabı amel defterine yazılıyor. Böylesine kolay, böylesine çok kazançlı olan bu fırsatları da kaçırmayalım. İnşallah ibadet ve taat üzere şu Recep ayını uğurlayalım. Rabbim şefaatine nail şikayetinden emin eylesin. Hepinizin miracınız şimdiden mübarek olsun. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.